Diyorum. Hiç kimse bu konuda Ama kaçamaz. Ama daha biz 15 Temmuz raporunu bile okuyamadık. Kesinlikle haklısınız. Okunması gerekir. Evet. Bunların araştırılması gerekir. Haklısınız. Türkiye'de, bu arada sözümü geri alıyorum. Yani Müslümanlar atılmıştır derken muhafazakarlar diyelim. Yoksa asla hani öyle bir şey kullanmak doğru olmaz. Daha dindar mütedeyyin muhafazakarların normal yollarda var olamadığı bir ortam oluşturduğunuz takdirde sadece insanların eşinin başının kapalı olması üzerinden onları dış işlerini almazsanız, askeri almazsanız, emniyette bir yere getirmezseniz. Sadece bu yüzden geçtim bunları. Demokratik yollarla cumhurbaşkanı olmasının önüne engellemeye çalışırsanız bu sefer siz meşru değil gayri meşru yollarla devletin ele geçirilmesini sağlayacak bir psikoloji polis üretirsiniz. Poliste böyle bir şey yok ama poliste de, de çok örgütlenmişler. Bunu Haklısınız. Bunlar toplamda bir arızanın yansıması. Ya Cumhurbaşkanlığı yani, içerisindeki çay ocağında bile örgütlenmişler. Siz hangi şeyden bahsediyorsunuz? Ya verin. Işte. Hayır. Şey hayır. Ocağı da, ocağı ya yani bir bunun imzaları da var. Yani yani ben 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 biz şu şunu söyleyemeyeceğiz. Son 5 dakikam arkadaşlar. Ben bunu, ben bunu konuşayım <laughs> ondan sonra. Çünkü bu bunları konuşmamak Bakın Peki, tekrar tamam. ediyorum. Bunu Bence bir dahaki herkesi, bölümde de kalın sorularımızı sorun. Herkesin. <laughs> bu arada şey de güzel tabii. Yani yani buna genelde genel başkanlar dört gazeteciyle karşı karşıya kalıyorlar. Ben bir Daha herhangi bir soru sormadık Neye uğradığınızı şaşırdım. soru sormadım. Soru hiçbir şey. Buyurun, buyurun. Şöyle bir şey söyleyeyim Misafir size. Misafirperverlik yapıyoruz şu anda. <laughs> teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bununla alakalı herkesin yüzleşmesi gerekir. FETÖ'nün devlete nasıl yerleştiğine dair Şahsen herkesin gerekiyor. bizim değil, sizlerin yüzleşmesi yani. gerekiyor. Biz zaten, Benim için son derece rahat, zaten orada rahat çok olabilirsiniz. Geçmiş, geçmişten beri biz Fetullahçı yani şu andaki terör örgütü diye bahsettiğiniz ve o dönemki yapıların hizmet hareketi diye bahsettiği örgütün zaten eli kanlı olduğunu ve insanlara kumpas kurup hayatlarını aldıklarını ve insanların canına mal olduğunu biz zaten ben bu kumpasın içerisinde dahil olan Ergenekon kumpasında yargılanan biri olarak yıllardır bağırıyoruz zaten. Biz bunlarla yüzleşmemizi çok çok öncelerde yaptık ve bağırdık. Bununla yüzleşmesi gereken şu anda bizi Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten ve aynı zamanda geçmiş dönemlerde yöneten insanlardır. Sizin bahsettiğiniz ve benim de özellikle kastettiğim altını çizdiğim devletin her organında yer alan ve şu anda terör örgütü diye bas bas bağırıldığı dönemde insanlar o günkü e, öz eleştirilerine ve topluma karşı da sorumlulukları gereği eleştirilerini vermek zorundalar diye düşünüyorum ben. Yanlış Tabii mı düşünüyorum? Sen, neden olduğunu söyleyeyim size. Lütfen. O gün o günün adıyla fetullahçılarla mücadele edenlerin ya da fetullahçılara itiraz edenlerin temel gerekçelerinden bir tanesi 15 Temmuz'u yaşayacağımız sebebiyle değil. Fetullahçı ya da değil, bütün İslami cemaatlerle, bütün muhafazakarlarla, bütün dini örgütlenmelerle yapılan bir mücadele içerisinde fetullahçılarla mücadele. Ama devlet içindeki Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat'a götürülen süreçte Fetullah Gülen ve hareketi meşruydu. Onu meşru görenlerde Kimi zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki isimlerdi. Türkiye'nin merkez medyasıydı. Niye o gün Fethullahçıları meşru gördüler de halkın oyuyla gelen Necmettin Erbakan'ı gayrimeşru gördüler ve 28 Şubat bu sürecini bahsettiğiniz hazırladılar? bahsettiğiniz Dolayısıyla bir Ergenekon, bahseden, toplumsal olarak bir, Türkiye'de bir Ergenekon gerçeği ortaya var. Ortaya 2004 yılında konulmuş bir MGK kararı var. Türkiye'de MGK kararları üzerinden hareket edeceksek çok fazla MGK var. Bunun gibi örnek var. veriyorum ben size. Bakın, Türkiye'de, burada devletin yapmış, yapmış olduğu Türkiye'de, var dini hayatın ve toplumdaki normal, standart, mütedeyyin insanların devlet hayatında ve toplum hayatında normal şekilde var olmalarına müsaade edilmeyen bir psikoloji içerisinde Fethullahçılarla mücadele edildi. Diğerlerine müsaade edilip, çünkü hakları bu, sadece bunlarla yapılan bir mücadele olsaydı dediğiniz son derece doğruydu. Bununla birlikte fetullahçıların bütün bu süre içerisinde FETÖ mensuplarının nasıl yer girdikleri mutlaka mukayese edilir, mutlaka tartışılmalıdır. O konuda benim hiç tereddüdüm yok. Ama bütün bunları, bu çok güzel bir kolaydı. Türkiye'de yaşanan bütün temel problemleri, Türkiye'nin son 5 yılında yaşananları hapsederseniz sorunları çözmezsiniz. Ama Siyaseten teslim edildi. Yani Osman Bey şöyle bir sıkıntı var. Yani bir, bir şey dönem tasfiye ediliyorlar. Çok Öteki türlü yani FETÖ... bir dönem uzunca bir dönemde teslim ediliyor devlet Bakın, bunlara. bunlar tartışılsın. Konuşulması ama gerekir. Buna itiraz etmiyorum. Ama doğru bir kıyaslama ama... işte. Yani... 15 Temmuz benim bu arada FETÖ'cüleri savunmak gibi bir yok, derdim yok. Bir, derdim. bir şey değil yok. Mi? 15 Temmuz'u o da kayda yapan... geçti programın <laughs> altında. 15 olduk. Temmuz e, darbesini yapan generallerin yaşları itibariyle ne zaman girdiler orada? Ama onların o yükselme aşamaları genel olarak atlamaları etmiyorum. için o öndekilerin tasfiye edilmesi onları yukarı çıkartılması Ne zaman İtiraz etmiyorum. Ama, son tahlilde ya bir generalin yaşına bakın. 30 sene öncesinde oraya girmesi ama gerekir. Ama o kurmaydı. oraya bakın, atanması için kaç kişinin elendiğine bakmak gerekiyor tabii. Yani dünya Bence her programa Özlem Hanım benim gibi birisini bulursunuz da böyle bunları konuşacağız. Ama sıcak da soracağım ilaç şeyler tabii devletin Çok içerisinde pardon. nasıl yerleştiği mutlaka sonuna kadar evet, araştırılmalı. Kimin rolü olduğu tartışılmalı. Bunda AK Parti de dahil. Son tahlilde AK Parti özellikle e, uzun bir süre Fetullahçı grupla işbirliği yaptı, beraber hareket etti. Sonra belli bir yerden sonra bu bir ittifak çatışmasına döndü ve sonra geldik süreçleri yaşadık. Fakat hiç kimseyi kurtarmaz. FETÖ'nün devlete yerleşmesinin bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıkmak ya da son 5 yıla yıkmak bizi kurtarmaz. Ve bundan sonra benzer organizasyonların devlete sızmasının önüne de geçmez. Devleti ele geçirilmesi gereken ve onun üzerinden topluma tahakküm edilmesi gereken bir organ olmaktan çıkarıp hepimizin eşit şekilde var olacağı bir çoğulcu yapı haline getirebilirsek bu sorunları çözeriz. Onun haricinde yaşadığımız sadece siyasi hesaplaşma olur. Ben bunu diyorum. Çok Öyle güzel biri, Son iki dakika ittifaklı konuşacak ya, zamanım tamam. kalmadı. Evet. Belki biraz daha Aslında reklamdan çok sonra bence. bir 15 dakika bence bir 15 daha kalırsanız dakika daha kalın. Çünkü daha eğer... Ahmet Davutoğlu'na yapılan e, pelikan e, müdahalesi var. Bunu da ben sormak istiyorum işin açıkçası. Siz de o süreçte e çünkü... Reklam arasında siz karar verirsiniz. Ee... Hayır, ben bir şey karar vermiyorum Sanki ya. şeyden reklam arasından sonra bir şey sormadığımda ha, hayır, sormayın olur demişim şey. gibi olmama gerek yok. Yani ama açıkçası hani eyle... ittifakları ve Türkiye'nin varsa... bugününü onu bile bir Bence daha, doğru doğrusu. Yani. Ya canım, zaten benim öyle bir yetkimiz Siz de. Bir de bir yani. dediği için Yani. Tamam diye. peki o zaman o zaman, o zaman biraz daha reklamdan sonra... Biz aslında böyle soru cevap konuşmamıştık ama siz çok flash şeyler söylediniz tabii. Ben şunu görüyorum arkadaşlar. Türkiye çok sarsıcı bir 19-20 yılı geride bıraktı ee, ve burada bütün mahalleler açısından Türkiye'nin değer sistemleri alt üst edildi ve burada tabii ki de Türkiye'yi yönetenlerin ve siyasi kadroların vebali değilse de sorumluluğu var. Çünkü eğer siz devlet yönetmekle ilgili kadrolara seçilerek geldiyseniz o karar makamlarında oturduysanız o kararları verdiyseniz ve uygulattıysanız günün birinde hepsi tabii ki tek tek kamuoyu tarafından gündeme gelir sorulur. Hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi mahalle bundan azade değil. Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin yani gerçekten trajik bir eşikte olduğumuzu düşünüyorum. Eğer hani Bunun ben burada 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 lazım. moderatörüm, o yüzden her zaman fikirlerimi ifade etmekle yükümlü değilim ve kimsenin de süresinden çalmak istemem. Benim asıl görevim herkesin burada kendisini rahatlıkla, samimiyetle ve açıklıkla ve hakkaniyetle ifade etmesini sağlamaya çalışmak. Ama şunu görüyorum, çok trajik bir noktadayız bugün. Bu 19-20 yıl içinde Türkiye'de çok korkunç şeyler oldu, çok korkunç söylemler yaşandı, çok korkunç uygulamalar yapıldı ve bir halk olarak bedelini ekonomik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak ödüyoruz. Yani e, yani hani hep meşhur bir söylem var ya aynı gemideyiz, aynı gemideyiz. E, öyle öyle aynı gemideyiz. O yüzden belki burada. Biz sandaldayız. <laughs> başkalarının Biz gemisi var bizim sandalımız, var diyor Murat. Peki biraz daha konuşmaya ihtiyacımız var gibi hissettik. Bir reklam arasına dönelim gidelim. Döndüğümüz zaman Osman Sert'le devam edeceğiz. Hem buradan bir demokrasi çıkma ihtimali var mı çıkar mı çıkacaksa